Arkadaşlar Özyüce testlerindeyiz. Şimdi Bursaspor'un otobüsü geliyor ve kapı açılıyor. Şimdi görüntülerle sizlerle. Arkadaşlar şimdi Bursaspor'u Özyüce'den uğurladık. Stada doğru hareket etmeye başladılar. Benim gibi bir arkadaş da Emirhan buradaymış. Emirhan'ın da şimdi maçla ilgili görüşlerini alacağız. Evet Emirhan, abi, neler söyleyeceksin? Abim şöyle başlayayım ben laflarıma. İnşallah 3 puan alırız. Bu takım bu ligeye çıkacak. Başka yolu yok yani bunun. O kadar i̇nşallah, diyorsun. Aynen öyle abi. Bugünkü maç nasıl olur? Bugün inşallah yeneriz maçı. Yeneceğiz gibi de görüyorum yani. Peki Adana Demirspor'la Erzurum puan kaybeder mi sence? İlla birinden birinin kaybetmesi lazım yani abim. İnşallah kaybedecek. Hadi bakalım o zaman. Bursaspor'a bol şanslar diliyoruz. Bol şans aldım. Evet sağlayalım o zaman. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Özyüce'den takımımızı aldık, stada uğurladık. Şimdi maçın başlamasına tam yarım saat kaldı. Yarım saat kala sizlere maç öncesi yorumlarımı aktaracağım. Bursaspor Menemen Spor maçı. Evet arkadaşlar, en sonunda kendi sahamızda oynayacağımız en son maça geldik. Şu an statta da duyuyor musunuz bilmiyorum ama müzikler çalınmaya başlandı. Oyuncular ısınıyor ve birazdan içeri gireceklerdir. Bu maçın öncesinde oynanan Giresun ve Altınordu maçlarından birazcık bahsedeyim istiyorum. İrfan Hoca geldikten sonra biliyorsunuz 3 maçta 9 puan almıştık. Şimdi 4. maçımızdayız ve inşallah gene bu maçımızı alacağız. Dikkat ederseniz maçlarımızı hep 1-0'lık skorla alıyoruz ki İrfan Hoca'nın en çok dikkat ettiği konulardan bir tanesi de defans. Defansta gol yemeden maçı tamamlayabilmek ve ilerleyen dakikalarda da bulabileceğimiz gol ve gollerle maçı lehimize sonlandırmak. Giresun Spor maçına bakarsak İrfan Hoca Adana Spor maçından sonra Giresun maçında birkaç değişiklikle ilk 11'i kurdu. Anıl yerine Aykut Akgün, biliyorsunuz Anıl kart cezalısıydı, yerine Aykut Akgün'ü monte etti. Keremcan'ın yerine de Onur Atasayır'ı izlemiş olduk ki hafta içinde oynanan bu maçta rotasyonlu kadrosunu İrfan Hoca sonuna kadar kullanmış oldu. Giresun maçında arkadaşlar Serdar Özkan'ın bir sakatlığı olmuştu ilk yarıda ve yerine Abdülrezzak Traore girmişti. Traore Serdar Özkan'dan bence daha etkili bir oyun ortaya koydu ve bir anda 2-3 pozisyonda bulabildi. Biraz da Burak Kapacak'tan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burak Kapacak oldukça yetenekli, altyapımızın son yıllarda yetiştirdiği güzel yeteneklerden bir tanesi. Giresun maçında biraz fazla toplu oynadı ve kendini yarı bırakmaları biraz amatörce. Hakemin gözüyle bakıldığında pozisyonda Burak'ın aslında kendini attığı algısı oluşuyor. Biraz daha profesyonelce hani Sergen Yalçın, Burak Yılmaz'ın faul olmaz, faul alınır, serbest vuruş alınır tarzında yaklaşımında kendini bırakırsa bence çok daha etkili bir Burak Kapacak izleyebileceğiz. Giresun maçının ikinci yarısına kanat oyuncularında yer değişikliğiyle başlayan İrfan Hoca bunun da meyvesini henüz daha ilk dakikada olmadan almıştı. Tayfur'un ortasında yükselen topa vuran Abdülrezzak Traore'nin vuruşunu Kubilay tamamlamak istedi ve dönen topta Özer boş kaleye topu yuvarlamıştı. Böylece 1-0 golle maçı kazandık. Aynı zamanda da görsel açıdan güzel bir gol izlettirdiler bizlere. Tabii Bursaspor'un bu golünden sonra Hakan Kutlu hafta içerisinde ve eksik maçlarını oynamasından dolayı kısa zamanda çok maç oynadıklarını şikayet ediyordu. Ve rotasyonlu bir kadro çıkardığından dolayı da Del Valle'yi maçın ilk 11'inde yer vermemişti. Biz gol attıktan sonra Del Valle de oyuna girdi ve Bursaspor savunmasını, müdafasını oldukça zorladı. Zorladı derken arkadaşlar Del Valle gerçekten zorladı. Sağ kanatta başladı mücadele ve Aykut Akgün'ün bir sarı kart görmesine neden oldu. Daha sonrasında sol kanada geçti. Orada da bu sefer karşısında Şehu vardı ve Aykut'un da desteğiyle birlikte tekrardan Del Valle'yi markaj altında tutmayı başardık. İkinci yarının ortalarına doğru Burak Altıparmak yerine Sedat Dursun'un yerine girdiğini gördük ve Sedat Dursun Burak Altıparmak'ın orta sahadaki yerinde oynadı. Ve gene Kubilay kanatsız kuş 68. dakikada yanlış hatırlamıyorsam ilk yarıda Burak Kapacan gördüğü gibi gereksiz bir sarı kart gördü arkadaşlar. Yani zaten son haftalar bir de böyle kart görmek yani gerek var mıydı bilmiyorum. Giresun maçındaki topa sahip olma oranı 73'e 27 idi arkadaşlar. Tabi bu oran biz gol attıktan sonra biraz topun arkasına geçmemizle düştü. Daha sonra oyuna Ali Akman ve Emirhan giriyordu arkadaşlar. Ayrıca Burak Altıparmak yerine giren Sedat'ı da ben oldukça yerinde gördüm. Kesici özelliğini çok iyi kullandı.
Tabii maçın son dakikalarında kontra atakla oyun kurmaya çalışan Bursaspor'a orta sahada Emirhan'a iki kere faul yapıldı ve iki tane çift sarı karttan Giresunspor 9 kişi kaldı. 9 kişi kalması bizim işimize gelmedi aslında arkadaşlar. Çünkü sonraki hafta Giresunspor Erzurum deplasmanına iki oyuncusundan eksik gidecekti. Bu iki oyuncusu Mehmet Güven ve Beşiktaş'tan tanıyacağımız Muayyer Oktay'dı. Tabii bu iki oyuncu daha sonrasında Erzurum deplasmanında oynayamadılar. Ve Giresunspor bizden sonra Erzurumspor'a da mağlup oldu. Giresun galibiyetinden sonra böylece arkadaşlar İrfan Buz'la Bursaspor iki maçta 6 puan yapmıştı. Adana ve Giresun maçı. Giresun maçından sonra içeride Altınordu maçı bizi bekliyordu. Ve İrfan Hoca Serdar Özkan'ın yerine Abdurrazak Traore'yi ilk 11'de sahaya sürüyordu. Anıl Karayer de gene sarı kart cezası bitmesinden dolayı gene Altınordu maçında ilk 11'de yerini alıyordu. Altınordu biliyorsunuz arkadaşlar bir proje takımı aslında. Çok disiplinli, hani başarısızlıkta bile hocasını değiştirmeyen bir kulüp. Sahaya dizilimi 4-1-4-1 şeklindeydi ve Bursaspor böyle dizilim yapan, kapalı olan takımları açmakta oldukça zorlanan bir takım. İlk yarıda Altınordu'ya karşı Bursaspor'umuz oldukça zorlandı diyebilirim. Hatta 2-3 tane de uzaktan şutunu kalecimiz Çağlar Şahin Akbaba kurtarmıştı. Hatta bir pozisyon var ki boş kaleye vurduğunda top uzak direğe çarpmıştı. Burada da şans Bursaspor'dan yanaydı diyebilirim. Bursaspor Altınordu maçında ilk yarının son anına kadar hiçbir pozisyonu yoktu. Tam da son dakikasında Kubilay'ın volesiyle bir pozisyon buldu. Fakat bu da kaleyi tutmayan bir şuttu arkadaşlar. İlk yarıda Kubilay bir etki gösteremeyince İrfan Hoca da ikinci yarıya Selezno Kubilay değişikliğiyle başladı. Ve takımı da içeride bir silkelediğini görmüş olduk. İkinci yarıya hızlı başlayan Bursaspor 50. dakikada öyle bir pozisyon yaşandı ki arkadaşlar gerçekten izlerken içimiz gitti. Orta saha mücadelesiydi. Tayfur Altınordu'dan Batuhan'la gene bir mücadeleye girmişti ve Batuhan'ın ayağı şöyle ters düştü ve ayak bileğinden fibula kemiği kırıldı. Tabii o anda bileği böyle boşta sallanırken görmek futbolcular üzerinde de kötü bir etki yarattı. Hakem zaten direkt kırmızı kartı Tayfur'a gösterdi haklı bir şekilde. Yani Tayfur'un da çok üzüldüğünü söyleyebilirim. Zaten direkt kendisi hakeme itiraz bile etmeden sahadan çıkmak durumunda kalmıştı. Ve böylece Tayfur görmüş olduğu kırmızı kartla da playoff'ları hariç normal lig sezonunu sonlandırmış oldu. Tabii 10 kişi kalan Bursaspor'un işi artık bu saatten sonra daha zordu ve Altınordu'da bu fırsatı değerlendirip bir galibiyet alabilir miyim acaba diye yoklamaya başlamıştı Bursaspor'u. Bu dakikadan sonra İrfan Hoca tekrar devreye girdi ve ileride iletişimi tam sağlayamayan Özer'i Recep Aydın'la değiştirdi. Ve ardından Recep Aydın'ın asistiyle Abdurrazak Traore son zamanlarda izlediğimiz en güzel gollerden birisini attı gerçekten arkadaşlar. Ve içimize birazcık su serpti. 78. dakikada İrfan Hoca bu sefer Burak Altıparmak ve Abdurrazak Traore'yi oyundan alarak yerine Aykut Akgün ve Sedat Dursun'u koydu. Uzatmalarla birlikte tam 17 dakika 1-0'a çekilerek mücadeleye devam ettik. 1-2 cılız atak dışında Altınordu çok böyle üzerimize gelemeyen bir takımdı. O arada bir tane de biz gol kaçırdık ve maç 1-0 sona erdi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte İrfan Hoca'nın şöyle yumruğu sıkarak şöyle bir yapması vardı ya arkadaşlar. Gerçekten görülmeye değerdi hepimiz için. Bu galibiyette Bursaspor maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselmişti ki gerçekten Adana Demirspor, Erzurum diğer kulüplerin maçlarını beklemeye geçecekti. Erzurumspor Giresun deplasmanına gidecekti ki Giresunspor iyi top oynayan bir kulüptü. Fakat bizim maçımızda 2 kişi kırmızı kartla 9 kişi kalmıştı Giresunspor. Ve Erzurumspor Giresun'u deplasmanda 2-0 yenmişti. Hatayspor'da kendi evinde sürpriz takım Keçiören Gücü'yle karşılaşacaktı. Ve maçta çok denk giderken Hatayspor son dakikada golü buldu ve 1-0 kazanmasını bildi. Haftanın maçında da Adana Demirspor Altay'la oynayacaktı. Maç çok çekişmeli geçti ve az daha Altay'ın galibiyetiyle sonuçlanacaktı ki Adana Demirspor 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılmasını bildi. Böylece averajla da olsa bizim üzerimizde yer aldı. Erzurumspor'da gene son 2 haftaya girilirken 2. sıradaki yerini korudu. Bu arada tabi söylemek lazım. Tayfur Bingöl görmüş olduğu kırmızı karttan sonra Batuhan'ı Bursa'daki hastanede ziyaret etti arkadaşlar. Ve Altınordu kulübü de gene Tayfur'a teşekkür mesajlarını iletti. Bunlar gerçekten görmek istediğimiz hareketler, mesajlar. Hem Altınordu kulübüne hem de Tayfur'a örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii 10 kişi kalıp böylesine bir galibiyetten sonra maç fazlasıyla 2. sıraya çıkan Bursaspor'u taraftarları Özlüce'de yalnız bırakmadı. Özlüce girişinde meşalelerle birlikte
kalabalık bir taraftar grubu Bursaspor otobüsünü bekliyordu. Ve bu coşku da gerçekten görülmeye değerdi arkadaşlar. 3 maçta 9 puan gelmişti ve Altınordu galibiyetiyle de birlikte taraftarlar futbolcularla Özyüce'de bütünleşti. Ben artık takımın ve şehrin havaya girdiğini düşünüyorum bu galibiyetten sonra. Şimdi Menemenspor'la karşılaşacağız. İnşallah Menemenspor galibiyetiyle birlikte diğer kulüplerin de puan kaybetmesi bizim işimize gelecektir. Ve maç sonunda tekrardan Özyüce'de bir meşaleli kutlama hep birlikte neden yaşamayalım. Menemen maçı öncesi yorumlarım bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.